Evet, 2 Nisan tarihini de konuştuğu için bu açıklamayı da vermek gerekiyor diye düşündüm. Sizlerin de değerlendirmelerini merak ediyorum. İki konuyla ilgili de hem Ali Koç'un Çok açıklamaları hem yani Aziz Yıldırım. tabii Aziz Başkan 19 yıl değil mi? 19-20 yıl Evet. ülkenin en güzide sivil toplum dernekler statüsünde yönetilen sivil toplum örgütlerinden birisi de sayılabilecek. En güzide yani Cumhuriyetimizden eski kulüplerinden birisi olan Fenerbahçe'nin unutulmaz yaşayan bir efsanesidir. Efsane başkanıdır yani. Galatasaray'ı Galatasaray'ın sahasında yenip şampiyon olacağız dedi. Ben 51 yaşındayım. Benim bildiğim Fenerbahçe başkanı böyle konuşmalı. Yani daha detaya girmeme gerek var mı? Böyle bir cümlesini ben duymadım daha Sayın Koç'un. Bak, ben geçen arkadaşımla, bir meslektaşımla tartıştım dedim. İşte televizyonu yeni açanlara özetleyelim. Keşke senin tuttuğun kulübün sorumlusu sen, benim tuttuğum kulübün sorumlusu ben olsaydım. Çünkü ben sana derdim ki dedim, istediğin tabiyette, milletten, istediğin hakemle, istediğin sahada, istediğin gün, istediğin saatte, istediğin koşullarda oynayalım. Ne olacak? En kötü yenilirim dedim. Aziz Başkan ne dedi? Galatasaray'ı Galatasaray'ın sahasında yenip şampiyon. Ya bilmiyorum, benim bildiğim, ya ben yanılıyor da olabilirim. Belki hani çağ değişti. Tabii daha değişik bir döneme girdik. İşte Z kuşağı var. Hani çok daha farklı vizyonlarla yönetiliyor belki kulüpler. Ama benim bildiğim Fenerbahçe başkanları, Ali Şen başkan olsun, Metin Aşık başkan, Sayın Tahsin Kaya olsun, Güven Sazak, hatırladıklarımı kendi dönemimde, bunlar meslek hayatımda tanıdığım, benim tanıdığım Fenerbahçe başkanları böyle konuşurlar. Bir de mesela mağduriyet. Yani bilmiyorum, çok özür dilerim. Kulüp başkanlığı görevinden dolayı bir yıl net tutuklu kalmış başka birisini tanıyor musunuz? Benim hafızamda yok. Benim de yok. Yani bir mağduriyet varsa daha büyük bir mağduriyet var mı? Ben Sayın Yıldırım'dan hiç mağduriyet edebiyatı duymadım. Ülkenin en tehlikeli örgütlerinden birine kafa tutan bir adamdır. Düşman kimse söyleyin, beraber mücadele edelim diyor. Herkes düşman ve herkes bizi mağdur ediyor söylemi Fenerbahçe için taban tabana zıt bir söylem. Mesela bir hanımefendi için şu söylem ne kadar çirkin bir söylem. Seni döverim. Hani bir hanımefendiyle ilgili bildiğimiz her şeye ters. Bir dakika ya, hani bir arkadaşlık, bir iletişim kurmak istediğin bir hanımefendiden birine karşı böyle bir hitabet duyduğunda bir dakika deyip herhalde bir mesafe koyarsın. Hani burada Fenerbahçe iletişiminin ve Galatasaray iletişiminin de, Galatasaray bu konuda masum değil. Galatasaray'da Fenerbahçe'yle hani zaman zaman tamam Sayın Erden Timur defalarca kere özür diledim diyor ama hani çok acayip de maçlar puan olarak geri düşüldüğünde her kulüpten geliyor. Evet. Yani bu Galatasaray Fenerbahçe özelinde de bir durum değil. Ama Fenerbahçe'nin burada hani yapısal olarak ve mantıksal olarak kurduğu iletişim yanlış. Bir kere en azından 20 yıl başkanlığınızı yaptığınız, 7 yıl yönetiminde çalıştığınız kişiyi Fenerbahçe'nin başkanı sıfatıyla bir Fenerbahçe başkanını arayarak davet edebiliyor olmalısınız. Düşmanınız değil ki bu adam sizin. Fenerbahçe ise konu, Fenerbahçe'ye sizden belki daha çok emeği geçmiş bir insan yani. Kimine göre az, kimine göre çok, onu ben bilmem. Fenerbahçe camiasının takdiridir. Ama benim bildiğim Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım gibi konuşandır. Onu söyleyeyim. Nedim Yiğit, Evet. sen ne söyleyeceksin? Şimdi ben kendimi Fenerbahçe futbolcusunun ve teknik heyetinin yerine koymak istedim bu süreçte. Başkanım hangi konuşmayı yapsa bu lige daha motive olurum. Birbirime daha çok sarılırım ve bu yarışa daha nasıl devam edebilirim? Herhalde Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasını tercih ederdim. Şu konuşmayı tercih ederdim. Biz neden düşüyoruz? Niye teslim Bu arada oluruz? Fenerbahçe bu kadar iyi bir takım zaten. Biz büyük bir camiayız. Biz birlik olursak, Deplasman'da da çok iyi sonuçlar hele oluyor. biz beraber olursak
her güçlü yenebiliriz. Yani böyle bir konuşma bence daha hem sportif anlamda çok güçlü bir konuşma hem bundan sonraki süreç için teşvik edici bir konuşma. Diğer tarafta 3 seçenek sayılıyor. Kötü, daha kötü, en kötü. Yani değil mi öyle bir şey evet, var? Evet, öyle söyledi. Öyle bir durum bir önceki var. Şimdi açıklaması. Ben de burada sadece bir futbolcu olsaydım ya da teknik kadroda birisi olsaydım Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasını tercih ederdim kulüp başkanım olarak. Artı yani burada iletişim konusunda Galatasaray yöneticisi Sayın Erden Timur'un bir konuşmasında bir paragraf var. Çok önemli üniversitelerimiz vardı. Burada iletişim fakülteleri var. Soralım. Onlar bize bir şey hazırlasınlar. Hani hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin, hem de diğer kulüplerin iletişimlerindeki hatalar nelerdi? Gözümüzün önüne getirsinler dedi. Bence çok doğru bir şey olurdu herhalde şu an içerisinde. Yani çünkü bazen aynı sehpada olduğu gibi hatayı sürekli kendimizin dışında aramak hem yorar hem de çözüme ulaştırmaz bizi. Yani kendi yapabildiğimiz hatalığı çözebiliriz. Şimdi ben buradan ayağa kalkarım, yürürüm. Benim elimdeki bir şey. Ama size bakarak ya da sevgili Serkan'a bakarak onu yürütemem ben orada. Yani onu çözemem yani ben bu işi. Belki iletişimle rica ederim. Ya beraber yürüyelim mi? Buna bir ihtiyacımız var. Böyle bir ikna yolu olur. Yani burada teslim olmak kelimesi zaten bence ana şey. Neden teslim oluyorsunuz? Artı bir alt ligde başka bir federasyon ya da başka bir merkez. Aynı federasyon gene bir alt liginde federasyonu. Yani benim bildiğim... Ve zaten o ligin varlık sebebi de üst lige çıkmak gene. Kıt bilgimle, sığ bilgimle şunu anlıyorum. Bu genel kuruldan böyle bir yetki talebi olacak ama bir verir de yetki şey değil yani bunu kullanma şeyi değil anladığım kadarıyla. Neden böyle bir dönemde tercih edildi bu yetki isteyişi onu ödelemek lazım. İnşallah kullanmaz. Bu sektörün bir çalışanı olarak zaten çok kötü sonuçlar doğurur. Madden, manen, marka değeri olarak her şekilde. Ama bundan bağımsız sadece Fenerbahçe için temennimi söyleyeceksem hani diyelim ben sektör umurumda değil kardeşim artık bundan sonra turizm de varım. Tamam mı? Ama Fenerbahçe için de çok üzülürüm yani. Gülşen onu da söyleyeyim. İnanırlar mı inanmazlar mı kendi vicdanlarına bırakıyorum. Ben hani Ünal Aysal'ın seri 2-2 iken final maçından önce basketbol takımını çekmesine üstelik Ergin Ataman ve basketbolcular oynamak isterken hala söylenen bir insanım. Hani kimsenin haddi değil kimseyi bir yerden çekmek. Spor yapıyoruz ya. Bir de bu sadece o yönetimin kulübü değil yani. Bu milyonların kulüpleri bunlar. Yani sadece... Tamam genel kurul. Peki genel kurul mudur? Galatasaray Mektebi Sultani mezunlarının, Galatasaray Lisesi mezunlarının ağırlıklı olduğu genel kurul profilinin yani o mu karar verecek? Galatasaray o mu mesela? Bu da değil tabii. Yani Fenerbahçe Kongre genel üyesi mi Fenerbahçe? Evet, doğru. Bütün gezegende var Galatasaraylı ve Fenerbahçeli. Yani bence artık ya bilmiyorum yani samimiyetimle söylüyorum. Hep aynı kaynaklardan ve aynı insanlardan beslemenin sonucu mu acaba böyle büyük hatalar yapılıyor? Çünkü bence mesela Galatasaray'ın en büyük motivasyonu Fenerbahçe'nin bu tepkileri Galatasaray'ı acayip kilitliyor. Yani Galatasaray tam böyle işte Icardi sakatlandı falan filan derken hani birden Fenerbahçe'den öyle bir söylem geliyor ki Galatasaray tek yürek tek vücut oluyor. Şimdi Fenerbahçe'de tek yürek tek vücut olacak elbette ayın ikisinde. Kuşkusuz yani öyle de olacak zaten Fenerbahçe büyük camia tabii ki tek yürek olacak, tek yumruk olacak. Peki motivasyonu ne olacak? Futbol, yani sonuçta şampiyon olacak olan futbolcular ya. Yani mesela İsmail Kartal hocamızın, teknik heyetinin öncülüğünde Samandıra tesislerindeki yabancı üst düzey oyuncular, işte gelecek vadeden üst düzey oyuncular, milli takımın önemli Türk oyuncularından oluşan o güzide seçkin sporcu grubunu ki bence bu sene müthiş bir performans sergiliyorlar. Hakikaten gururlanılacak bir performans sergiliyorlar bir Fenerbahçeli için. Onların bundan sonraki motivasyonu için şu içinde bulunduğumuz süreç olumlu mu olumsuz mu? Ya hani akıl ve vicdanla ne olur insanlar buna yanıt versin ya. Ya gerçekten bakın Fenerbahçe'nin motivasyonu bence Aziz Yıldırım Başkan'ın konuşmasıdır. Şu konuşması. Şu anki altyazı. Gideceğiz Galatasaray'ı sahasında yeneceğiz geleceğiz. Ya velev ki öyle olmadı.
Ne var abi? İlk defa mı yenildi bir futbol takımı bir futbol takımına? Mesela. Ama bilmiyorum, ben motivasyonu şu anda Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün yani başka şeylere motive olunmuş gibi geliyor. Yani Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şampiyonluğu, motivasyonu bence kaybolmak üzere. Şimdi mesela bir Okan Buruk'u dinliyorsunuz. Antalya kampında yaptığı konuşmayı. 30 yıllık meslek hayatında şampiyonluk yolunda giden bir hocanın devre arası kampında yaptığı konuşmalar.